Tekrar merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Ebob ekok problemleriyle beraberiz bugün. Evet, ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Boyutları 6 ve 8 olan dikdörtgenlerden en az kaç tanesi bir araya getirilirse alanı binden büyük olan bir kare elde edilebilir? Önce arkadaşlar burada temel mantığımız şu olsun. E, elimizde küçük parçalar varsa ve biz bunları birleştirerek daha büyük sonuçlar elde etmek istiyorsak arkadaşlar ekok kullanacağız. Bakın ekokun son arkadaşlar harfi k yani buradaki kat e, kelimesinden geliyor. Kat daha büyük sonuçlar elde etmemizi sağlayacağı için arkadaşlar buradan aklımızda böyle kalsın. K kelimesini kullandığımızda yani ekok kullandığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Küçük parçaları birleşerek büyük parçalar elde edeceğiz. Ha yok elimizde büyük bir parça var ama bunu daha küçük parçalara bölmek istiyorsak o zaman da arkadaşlar ebob kullanırız. Bunda sonundaki kelime arkadaşlar biliyorsunuz bölme değil mi? Bölen bu ifade var. E bölme ya da bölme, bölen ifadesi arkadaşlar bize daha küçük şeyler hatırlatıyor. Bölünce daha küçük sonuçlar buluruz çünkü. O zaman da buradan aklımıza EBOB gelecek. Evet, bu bilgiyi hatırlatmayı yaptıktan sonra arkadaşlar sorularımıza bakalım. Şimdi burada EBOB mu kullanacağız, EKOK mu? Önce buna karar vermeliyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Küçük parçaları bir araya getirerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Daha büyük bir şey elde edeceğiz. O zaman demek ki küçük parçalardan büyüklere gidiş var. Yani EKOK kullanacağız, değil mi arkadaşlar? Hadi ekoka bakalım. Hangi sayıların ekokunu alacağız? Tabii ki boyutları 6 ve 8 dediği için küçük parçaları birleştirerek daha büyük sonuç elde edeceğimiz için arkadaşlar 6 ve 8'in ekokunu alacağız. 2'ye böldük 3, 4. 2'ye böldük 2, 3. Tekrar 2, 1, 3 ve 3'e böldük 1 arkadaşlar. Şunları çarpıyoruz. 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24. Demek ki arkadaşlar ekokumuz 24. Şimdi biz ne bulduk biliyor musunuz arkadaşlar? Daha büyük bir kare elde edeceğiz ya. Bu karenin arkadaşlar kenarı 24, 24 olmak zorunda en az. 24'ün katları da cevap olabilir. Bunun katları da cevap olabilir. Ee, ancak biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Olabilecek en küçük ilk sayı bulmuş oluyoruz. Ne demiştik? En küçük ortak kat. En küçük sayımız bu. 24, 48 değil mi? 72 gibi bütün sayılarda cevap olabilir. Bakalım bizde burada ne soruyor? Şimdi gerçekten hem 8'e hem 6'yı bölen sayılar olduğu için ben bunun içine ne yapacağım arkadaşlar? 6'ya 8 kareleri yerleştireceğim. Kaç tane yerleştireceğim bulmak için arkadaşlar ne yaparım? 24 çarpı 24 büyük alanı 6 çarpı 8 küçük alana bölerim. Ancak burada başka bir şart daha var. Önce ona bakalım sonra çözüme devam edelim. Ne diyor arkadaşlar? Alanı 1000'den büyük olan diyor. E şimdi 24 çarpı 24 1000'i geçmiyor. Doğru mu arkadaşlar? O zaman 24 24 aradığımız cevap değil aslında. O zaman bunun o okay bir sonraki katı olan 48'i düşünmeliyiz. E, 24 çarpı 24 576 yapıyor herhalde. Evet 1000 olmuyor. Dolayısıyla 48'e 48 olan bir kareyi seçersek bu durumda sağlayacaktır. Evet. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 48 çarpı 48 büyük alan değil mi? Büyük karenin alanı. Bunun içerisinde şu küçüklerden kaç tane sığıyormuş ona bakalım arkadaşlar. E onun alanına bölersek bunu bulmuş oluruz. Büyük alanı küçük alana böldüğümüzde içine kaç tane bu dikdörtgenden sığacağını görmüş olacağız. Tabii ki burada çarpmalar yapmadan sadeleştirme tercih edeceğiz. 6'ya böldük 8, 6'ya böldük 1. 6 burayı da 8'e böldük 6, 8'e böldük 1. Demek ki 8 çarpı 6 48 tane değil mi? Dikdörtgen gerekirmiş bize. Ee, normalde 24 24 de kullanabilirdik. Ancak burada bu soruda bize özel binden büyük olsun dediği için karenin alanı 48'i seçmek zorunda kaldık. İkinci sorudayız arkadaşlar. Farklı ayrıtları diyor 2, 3 ve 4 olan bir prizmadan en az kaç tanesi birleştirilirse bir küp elde edilebilir. Yine bakın arkadaşlar küçük bir prizmamız var değil mi? Bunu biz birleştireceğiz. Ne yapacağız? Büyük bir küp. Yani bütün ayakları aynı olan başka bir prizma elde edeceğiz. Yani yine küçükten büyüğe giriş var. Ekok kullanacağımız çok açık arkadaşlar. Hangi sayıların ekokunu alalım? 2, 3 ve 4. 2'ye böldük 1, 3, 2. 2'ye böldük 1, 3. 3'e böldük 1. Ne oldu arkadaşlar dikkat ederseniz? Şunların çarpımı z koku verdi. 4 çarpı 3 12. Demek ki ben küçük prizmayı arkadaşlar kullanarak ne yapacağım? Büyük bir küp elde edeceğim. Bu yeni elde edeceğim küpün de arkadaşlar ayrıtları ne olmak zorunda? 12'ye 12, 12 olmak zorunda. Değil mi arkadaşlar? Evet şuna da 12 yazalım. Neden böyle olmak zorunda arkadaşlar? Çünkü e, bütün ayrıtların diğer prizmanın kullanacağım diğer prizmanın bütün ayrıtlarını bölmek zorunda. Ben bunun için arkadaşlar bir tane daha yerleştirdiğimde değil mi? Ne olacaktır? E, o yerleştirdiğim şey arkadaşlar e, ee, şöyle yapacak olursak. Evet. Bunun ayrıtlarını bölmek zorunda. Bunun ayrıtları neydi hatırlarsanız arkadaşlar bakın. 2, 3 ve 4. Demek ki 12 hem 4'ü bölen hem 2'yi bölen hem de 3'ü bölen bir sayı olmalıydı. O zaman şimdi büyük hacmin içerisinde küçük hacimden kaç tane sığdığını bularak e, kaç tane prizma kullanacağımızı görebiliriz. Büyük hacim arkadaşlar yani yeni oluşturduğumuz küpün hacmi 12 çarpı 12 çarpı 12'dir. Nasıl ki karede iki kenarı çarparak arkadaşlar alan buluyorduk. Burada da 3 kenarı çarparak hacim bulacağız. Tabii içine şu küçüklerden kaç tane sığacağını bulmak için de küçüğün hacmine bölmem lazım. 2 çarpı 3 çarpı 4. Onun da 3 ayrıtını çarparak hacmini hesaplamış oldum. Yine sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 6, 3'e böldüm 4, 4'e böldüm 3. 6 çarpı 4 çarpı 3. E, 24 çarpı 3'ten 72 tane ne lazımmış arkadaşlar? Bize prizma lazımmış en az. Burada bir önceki sorudaki gibi işte hacmi şundan büyük olsun, bundan küçük olsun, şu arada olsun diye sınır vermediği için bulduğumuz ilk cevap en az adettir arkadaşlar. Evet 3 numara eni 12 ve 30 olan bir prizmadan diyor en az 40 tane kullanılarak bir küp yapılabiliyor. Prizmanın yüksekliği ne olmalıdır? Evet bu sefer de soruyu tersten sormuş arkadaşlar. Yani bize en az kaç tane kullanmamız gerektiğini söylemiş e, ve prizmanın bir yüksekliğini soruyor. Şimdi arkadaşlar yine burada e, küçük parçalardan büyük parçaları geçeceğimiz için değil mi? Çünkü bir tane küçük prizmamız var. Bundan daha büyük bir küp elde etmek istiyoruz. Yani ekok kullanacağız. Ekok kullanacağımız için sayıların ekokunu almayacağız ancak üçüncü sayı bilmiyoruz. Üçüncü ayette yüksekliğe x dediğimizi varsayalım. 12'nin, 30'un ve x'in arkadaşlar ekoku alınacak. Fakat x'i bilmediğimiz için şimdilik onu dahil etmeden şu iki sayının bir ekokunu bulalım. 2'ye böldük arkadaşlar 6, 15. 2'ye böldük 3, 15. 3'e böldük 1, 5. Ve 5'e böldük 1, 4. 4, 3, 12, 12, 12 5, 60. Evet ekok en az 60 olacak dedik arkadaşlar. Çünkü neden? 12 ve 30'un ekoku en az 60. Yani bu var. X gelirse bu 60 büyüyebilir de aynı da kalabilir. Ama bir kere en az 60 olacağı garanti. Yani yeni elde edeceğim küpün arkadaşlar ayrıtları 60 çarpı 60 çarpı 60 en az olabilir. Daha fazla da olabilir. Şöyle bir küp çizersek arkadaşlar bunun ayrıtlarının 60 60 60 olması lazım ki hem 12'yi hem 30'u bölsün hem de üçüncü kenar neyse onu bölsün. şimdilik varsayıyoruz böyle. Ee, elde edeceğimiz arkadaşlar şey 40'mış demek ki. Toplam adet 40'mış. 40 tane kullanmam gerekiyor. Bu 40'ı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Yeni ettiğimiz büyük hacmi değil mi? Bakın önceki prizmanın hacmine bölerek küçük prizmanın hacmine bölerek içine kaç tane sığdığını buluyorduk. Küçük prizmanın ayrıtları 12'ye değil mi arkadaşlar? 30 ve x değil miydi? 12, 30 ve x. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? 12 çarpı 30 çarpı x'e böleceğiz. Bakalım bunu buna böldük ne oldu arkadaşlar? 5. 60'ı arkadaşlar ne yaptık? 30'a böldük. 2. Ne oldu arkadaşlar dikkat ederseniz 5 kere 2 10 yaptı değil mi arkadaşlar? Burası 600 oldu üst taraf. Böyle x eşittir 40. Buradan x'ini de bulduk arkadaşlar 15. Demek ki yüksekliğimizde ne olmak zorundaymış arkadaşlar? En az 15. Neden en azı bulmuş olduk? Çünkü ekoku en küçük sayı seçtik. Yani 60 seçeceğimiz gibi bunu 120 değil mi? 180 gibi sayılar da seçebilirdik. Fakat biz onu en azı seçtiğimiz için arkadaşlar bulduğumuz yükseklikte en az olmuş oldu. Evet gelelim dördüncü soruya arkadaşlar. Boyutları 48 ve 30 olan bir arsa kare şeklindeki en az kaç parçaya ayrılabilir? Şimdi bu defa da tersten bir soru sormuş arkadaşlar. Arsamız var. Büyük bir arsamız var. Boyutlarımız ve 30. Evet sayıları biraz ters yerleştirmiş olabilirim. Ee, ne oldu arkadaşlar? 48 30 sa ben bunu daha küçük karelere ayırmak istiyorum. Değil mi arkadaşlar? E, kare ayıracağıma göre arkadaşlar bu karenin her bir kenarı ne olmak zorunda? X, X eşit olmak zorunda. İşte onu bulacağız. Demek ki bu X kenarı hem 30'u bölen bir sayı olmalı bu x kenarı aynı zamanda hem de ne yapmalı? 48'i bölenmiş sayı olmalı. Yani elimizde büyük bir parça var. Ve biz bunu küçük parçalara, parsellere ayırmak istiyoruz. O zaman EBOB kullanacağımız çok açık arkadaşlar. O zaman hadi 48 ve 30'un EBOB'unu bulalım. Yani ikisini aynı anda bölen bir sayı arıyoruz arkadaşlar. 2'ye böldük 24, 15. 2'ye böldük 12, 15. 2'ye böldük 6, 15. Tekrar 2'ye böldük 3, 15. 3'e böldük 1, 5 ve 5'e böldük 1. Demek ki EBOB'umuz neymiş buradan? 6 ymış arkadaşlar. Demek ki yeni elde edeceğimiz karenin arkadaşlar kenarları ne olmak zorunda? 6 6 olmak zorunda en az. Gerçekten bunları 6 6 dediğimizde bakın 6 hem 30 hem 48'i bölebilen en büyük sayıdır. O zaman yine büyük alanın içerisinde 48 çarpı 30 diyelim onun alanına. Şu küçük alandan 6 çarpı 6'dan kaç tane sığacak onu görelim. Yine sadeleştirmeyi kullanalım çarpma yerine. 48 ile 6'yı sadeleştir 8, 30 ile 6'yı sadeleştir 5. Demek ki arkadaşlar 40. Demek ki bu büyük alan içinde şu küçük karelerden arkadaşlar 40 tane yerleştirirsek değil mi? İstediğim şeyler gerçekleşmiş oluyor. Evet bu da arkadaşlar 5. soru ve farklı bir problem türü. Yine EBOB'la EKOK'la alakalı bir soru tipi arkadaşlar. Bakalım ne kullanacağız? 3 farklı trenden diyor. İlki 20, ikincisi 16 ve üçüncüsü de 24 günde bir başladıkları gara dönmektedir. Dördüncü kez garda karşılaştıktan da en yavaş tren kaç kez başladığı gara gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar ekok sorusu olduğu çok açık. Neden? Çünkü birisi 20 günde bir dönerken arkadaşlar her 20 günde bir diğeri 16 günde bir diğeri de arkadaşlar ne yapıyormuş 24 günde bir dönüyormuş. E dolayısıyla arkadaşlar ben bunların ortak katı o kadar olan yani daha büyük bir sayıda bir kere buluşacağım değil mi? Yani bir sonraki arkadaşlar dönüşü 20'nin 40. günde olacaktır bu trenin. Sonra 60. günde sonra 80. günde yani daha büyük sayılarda biz ne yapacağız? Tekrar gara döneceğiz. E, elimizde küçük sayılar var. Biz büyük parçalar elde etmek istiyorsak ekok kullanıyorduk. O zaman 20'nin 16'nın ve 24'ün ekokuna bakalım. Ekokumuz 240'mış. Demek ki bunlar tekrar 240 gün sonra arkadaşlar ne yapacaklar aynı garda buluşacaklar. Neden? Birisi 20 günde bir dönecek, birisi 16 günde bir dönecek, birisi 24 günde bir dönecek. Hepsini buluşacağı gün demek ki 240. günmüş. Şimdi ilk başladığımız an arkadaşlar başladığımız an zaten garda ne yaptık? E, birlikte arkadaşlar hareket ettik. Bu birinci buluşmaydı. Buraya kadar gün geçmedi. Sıfırıncı gündü burası. Yani hiç gün geçmeden ilk buluşmayı yaptık. Demek ki dördüncü kez garda buluşmamız için ne olması gerekiyor arkadaşlar? 3 tur yapmaları gerekiyor. Her tur arkadaşlar değil mi? 240 gün almıyor muydu? O zaman demek ki 3 çarpı 240'tan 720 gün sonra bundan ne yapacaklar? Tekrar arkadaşlar buluşacaklar. Yani dördüncü buluşmamız değil mi? 720 gün sonra olacaktır. Ama soru bizden bunu istemiyor. Ne istiyor arkadaşlar? Diyor ki ee, bunlar tekrar karşılaştıktan da en yavaş tren kaç kez başladığı gara gelmiş olur? En yavaş olan hangisi arkadaşlar? Tabii ki 24 günde bir dönen değil mi? Diğerleri hızlı hızlı dönüyorlar. Bu biraz uzun dönüyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar 720 ne yapacağım ben? 24'e böleceğim dö ki 20, kaç kere 24 günlük periyot gerçekleşmiş. Yani kaç defa başladığı gara dönmüş. O da arkadaşlar 30 yapacaktır değil mi? Demek ki en yavaş trenimiz, 30 kez arkadaşlar başladığı kara dönmüş Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur başarılar diliyorum